Çok unuttum. Oo, ayıyı öldürdüler. Nice. Oo. Buradan da et çıkar. Gibi 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 gibi. Herkese merhaba dostlarım. GameStick kanalına hoş geldiniz. Uzun süre video atamamıştım bazı işlerden dolayı. Ama Dawn of Man oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayıt dışı hiç girmedim oyuna. En son neler yapmıştık onları bir göz atalım. Burada et kurutucuları yapmıştık. Burada deri için kurutmalar, kurutucular yapmıştık. Bir tane depomuz vardı. Burada üretim yerimiz vardı. 3 tane de çadırımız var. Ve çok ufağız, çok küçüğüz. Daha hala 7 kişiyiz. Hemen büyümemiz lazım bir hızlıca. Çünkü kış geldi. Giyim sorunumuz var. Hemen giyim yapalım. Şuradan nasıl seçeceğiz? Çok unuttum. Şuradan 1, 2. Derimiz var mı yeterli? Deri var. Bu ne? Kurutulmuş deri. Bize ne gerekiyor? Bir tane deri gerekiyor herhalde. Yani kış çok erken geldi. Hazırlıksız yakalandık. Şimdi kim ne yapıyordu onlara bakalım. Şurada bir arkadaş vardı. Balık tutuyordu. Şurada çakmak taşı çıkarıyorduk. Şurada da yabani bitki. Ha, bitki toplama. İşte böğürtlendir, çilektir falandır filandır. Burada da buna baktık. Şuna baktık. Şurada da çubuklar. Daha devam ediyor. Ayı çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ayının gelmesi çok tehlikeli oldu. Çünkü ayı her türlü saldırır. Sen geç abicim. Geç. Sen bunu görme ya. Kaç kaç kaç. Et kurutuyoruz ya, ona geldi. Güzel ayı. Lütfen insanlarımızı... Aha kaç. Kaç kaç kaç. Kaç lan. Kaç evladım kaç. Abi ne yapıyorsun? Oo. Oo, çarşı karıştı. Oo, ayıyı öldürdüler. Huuu. Nice. Ne oldu lan? Artist. Ya bu kamera nasıl dönüyor şu? Terbiyesiz. Neymiş bu? Al. Etleri al. Aslanlarım benim be. Çok iyisiniz ya. Mağara ayısı saldırıyor. Ye bunu oğlum ye. Mağara ayısı ha. Tamam tamam, et kesiyormuş ya. Oo. Çarpı 10 tane deri veriyorum. Deri mi veriyor? Oo. Lazım, deri lazım. Ya şimdi biz çadır yapmamız lazım. Ayıdan çıkan deri ham deri değil mi? Oo, 2 tane. Deri sıkıntımız var diyorduk. Şuradan bir bakalım neydi ya. Abi oyunu tamamen unuttum yani. 2 tane deri. Şuraya yerleştirelim ya. Nasıl çeviriyorduk onu bile hatırlamıyorum ya. He, C ile. Burada balık olup olmadığını nereden anlıyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyorum, unuttum oyunu. Bunlar ne? Oo, bunlar acık sıkıntılı. Bunlara saldıramayız. Abi ayıyı öldürdü kabil. Kabile çok iyi ya. Ne, deri mi götürüyorsun? Bunlar kıyafet giydi mi? Giymiş bak. Kaynaklar. Heh. 11 tane giyeyim ya. Deri kıyafetimiz 11 tane. Zaten 7 kişiyiz abi. Ha, biz buraya bir tane daha depo yap dedik değil mi? Aynen. Biz aynı zamanda şu an kış mevsimindeyiz. Gördüğünüz gibi yüksek tepelere karlar yağmış. Şuralar biraz donmaya başlamış. Bu kadar kar yağar inşallah. İnşallah çok fazla soğuk olmaz. Kabilemizin geleceği için. Şimdi iyi abi, bu ev bunu yaptı. Şu evi de yap. Acık hızlandıralım oyunu ya. Şöyle 8 yapalım. Ha, buraya yapmaya başla. Oo, bayağı kış olacak. Anam eksi 2 oldu. Eksi 2 derece. Ölmeyin. Ölemezsiniz. Aynen bak, ısıt kızım ısıt. Arkanı ısıtma, kar yağdıracaksın diyeceğim de yağmış zaten. Neymiş bu abi? Açılacak taş cilalama, çakmak taşımızda yok. Bu ne? Sapan. Oo, sapan aslında işe yarar ya. Hangisini açacağımı bilemedim. Köpek evcilleştirme, bak bu da iyi olur ya. Karar veremedim. Çakmak taşımızda. Çakmak taşı, balta. Ha balta. Ha balta yapıyor, baltayı lazım, ot kes, ağaç keseceğiz çünkü. Çünkü köyümüzün etrafına da ağaçtan duvar çekmemiz lazım. Aç abi bunu. Tamam. Şimdi bizde ne kadar çubuk var? 7 tane. 3 tane çubuk mu var lan? Neden öyle oldu? Aa, 9 kişi olduk. Daha fazla insan için yerin yok. Nüfusun artık çoğalmayacak. Geliyor geliyor. Aa, çocuk geldi o zaman ha. Yani çadır olunca yer oluyor. Yer olunca çoğalıyorlar. Çoğalacaklar tabii. O lazım bize zaten. Neyse, temiz kış olacak herhalde ya. Öyle çok şey olmayacak ha. Şöyle bakalım, av lazım bize. Abi hep de kırmızı turuncusunuz ya. Şurada kocaman ayıyı öldürdünüz. Ne yaptınız o otları? Hemen mi yediniz arkadaş ya? Bizim ava çıkmamız lazım abi.
Ayıyı çok iyi öldürdük ama ya. Artist ya gitti de adam cihazına saldırdı. Abi turuncu muruncu saldıracaksın ya, yapacak bir şey yok. Abla. Neymiş antik düzon. Oğlum bu döver lan. Bak yatıyor zaten ha, avlarsınız. Lan bir şey olmaz, size avlarsınız ya. Hadi aslanlarım. Diğerlerine karışmayın. Kocaman boynuzlara karışmayın. İşaretlediğimi avlayın. Bak et az. Kış uzun da. Sakin. Valla bunlar kırmızı ya. Bunlar da tehlikeli sarı ama. Sakin. Hazat. Allah seni kahretmesin. Allah adam öldü ya. Öldürün lan şunu bari. Ayıyı öldürdünüz ya. Oha yavaş. Abi adam ölmüyor. Oo çok iyi. Al hemen al 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 al. Etini alsana. Abi şu eti alsanıza. İçmeye mi gidiyor? Ne içiyorsunuz lan? Allah'tan ölmedi adamlar ya. Nereye gidiyorsun? Çadıra gidiyor adam, yorulmuş, üşümüş. He. Doğru babacım sen bunu. Buradan da et çıkar. İyi ya, yemek durumumuz iyi sanki. Biz bir daha avlansak ya. Şunu avlasanıza. Aa dur, bunda bir sıkıntı var. Üşümüş mü? Sıcaklık. Ha, git kızım sen git. Bak şu ihtiyar ada gorgol gibi olamıyordunuz arkadaş ya. Bak adam her yere ağarmış. Neler yapıyor ya? Yerleşimimiz kışın hayatta kaldı. Kışı atlattık. Çok iyi ya. Merak içmeye gidiyor. İç abicim iç. Su iç. Başka bir şey içmeyin. Su iç. Yemek durumumuz iyi ya. 10 tane balık var abi. 9 parça et var. İlk hayvanı avladın. Rengi iyi. Bilim puanımız 5 oldu. Çok iyi. Neyse teknolojimizi açalım. Şu diğer çağa geçmek istiyorum ben artık ya. Buna geçemiyoruz mu? İlla bunları tamamlayacağız mı? Bu da lazım ama ya. Köpek evcilleştirme. Keçi evcilleştirme. Aa keçi evcilleştirme. Çiftlik hayatına da gireceğiz ya, ben bunu açtım abi. Şimdi ne diyor? İlk hayvan rengeyi köpek evcilleştim. Artık kilitli değil. Tamam. Çok güzel. Kaç kişiyiz? 9 kişiyiz. Odun lazım buraya. Tamam ya, herkes çalışıyor. Herkes tıkırında. Yani istediğimiz gidiyor gidiyor gibi gidiyor. Gibi 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 gibi. Sen ne yapıyorsun? Kemiği götür. Sen ne yapıyorsun lan? Marek. Sen bizden misin? Bir şey mi vardı orada? Ben seni oraya yolladım, hatırlamıyorum. Ha burada mı avladınız siz? Aa burada bir şey avlamışlar. İyi ya et durumumuz. Kimlerde çalışıyor onu nasıl görüyoruz? Görebiliyor muyuz ya da faaliyetler? Geçinip gidiyor mu? Geçinip gidiyor ya. Tıkırında. Fırtına mı? Fırtına yani bayağı şiddetli bir şey mi olacak? Kasırga mı? Hortum mu çıkacak? Yuvamızı mı yıkacak? Çadırları mı yıkacak? Abi fırtına geliyor dedi. Dur yardım bizi ya. Bu ne? Bu. Sen nereye gidiyorsun da? Küme. Herhalde şu şeyden bahsediyor. Buraya kadar mı kovaladınız rengeyini ya? Oo. Ama abi sen burada tek başına gidiyorsun. Senin yanında kimse gelmiyor mu? Senin adı neydi? Gorgol ya. Adamım ya. Gorgol abi, şu Gorgol'a bakalım bak. Bu adam kabilenin efsanesi ya. Bak. Görüyor musun? Tecrübe akıyor adamın her yerinden ya. Sen ölürsen çok üzüleceğim Gorgor. Yaşlı maşlı ama hey. Eski toprak, ilk toprak bu. Bak mızrağa bak nasıl yapmış. Aa abla bunu avla. Avlayamıyor mu? Avla işte bunu. Abi adamsın ya. Dakikada yaptı vallahi, yemin ediyorum ya. Nice. Bu eti de alırsınız siz. Çok güzel ya. Yemek durumumuz harika. Yani etrafta hayvandan yana sıkıntımız yok. Sadece acık tehlikeli hayvanlar var yani. Mesela şu mamutlar. Abi bu mamutlara karışmayın bak. Bak. Bak sizi bunlar var ya dümdüz eder, dümdüz. Görüyor musun bak nasıl bakıyor? Erkek bu herhalde. Şu kırmızı da dişi herhalde. Bak bizim kabileye doğru şey yapıyor.
akıllı olun diyor. Biz varız burada. Şundan yapacaktım ben ya. Ölenlerin kafatasını koyuyor. O zaman inancı işte. Şöyle, hatta şöyle ateşin yanına mı koyalım? Estağfurullah da ama işte moral bakımından iyi olacaklar. Şöyle koyalım ya. He? Şunu da yapalım. İyi, ayı avladık. Bir iki hayvan avladık. Ayı kendi kaşındı abi, yapacak bir şey yok. Gorgor avladı herhalde onu yine ya. Güzel güzel, iyi gittik. O zaman videomuzu burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde artık bilim puanımızı arttıkça diğer teknolojiye de açarız. Hemen bakalım aslında neler atacağımıza. Şimdi bir dahaki aşında şunu açmak istiyorum. Sapan yapımı, çünkü kabilemiz ilerledikçe, geliştikçe diğer kabilelerden bize saldırmaya gelecek insanlar olacak. Sapan çok işe yarayacağını düşünüyorum. Ayrıca avlanırken de yarayabilir. Ondan sonra yavaş yavaş orta taş devrine geçmek istiyorum. Burada da artık çömlekçilik falan filan, okçuluk falan var. Tahıl işlem, çiftçiliğe buradan geçeceğiz. Çok güzel, çok güzel. Oyun da güzel. İlk insanlar abi bunlar, bak ilk yani. Teknoloji meknoloji bu kadar işte. Neyse, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.